Bir zamanlar doğanın sayısız gizemi karşısında hayranlıkla duran insanlar, bir koyunun eksik olduğunu fark etmek için bile bir yönteme ihtiyaç duyuyorlardı. Ellerinde kağıt ya da kalem yoktu, ancak zekalarına güveniyorlardı. Günlerin geçtiğini ya da hayvan sürülerini saymak için taşlara, kemiklere ya da tahtalara çentikler kazıdılar. Belki de tarih öncesi dönemlerde matematiğin ilk tohumu burada atıldı. Fakat çentiklerle sınırlı kalamazdık. İnsan zekası her zaman daha fazlasını arar. Çentiklerin yetersiz geldiği bir noktada Mezopotamya'nın bereketli topraklarında yeni bir şey doğdu. Sayılar. Milattan önce 3500, Mezopotamya'nın ilk sayıları ve 60'ın gücü. Mezopotamya'daki Sümerler sadece tarımla değil, aynı zamanda sayılarla da uğraşmayı seven bir toplumdu. Günümüzde kullandığımız saatlerin ve dakikaların temeli işte bu dönemde atıldı. Sümerler bir elin parmak boğumlarından başlayarak 12'yi buldu ve sonra bu sayıyı diğer ellerindeki parmaklarla çarparak 60'a ulaştılar. İşte 60 tabanlı sistem böyle doğdu. Sümerler sadece bu kadarla kalmadı. İleriye bakan zihniyetleri daha karmaşık hesaplamalar için ilk adımları attı. Ve işte o ilk adımlar Babillilerin ünlü çember hesaplamalarıyla birleşti. Milattan önce 3000, çemberin gizemi ve pi'nin keşfi. Babilliler çemberlerin çevresini ölçerken garip bir şey fark ettiler. Çapı ne kadar büyürse büyüsün, çevrenin çapına oranı hep aynı kalıyordu. Demek ki 3 katı dediler. Elbette bugün bu sayının 3,14 olduğunu biliyoruz ve adına pi diyoruz. Babilliler ne kadar doğru bir yolda olduklarının farkında mıydı? Kim bilir? Ama kesin olan şu ki bu keşif matematiğin sonsuz yolculuğunda önemli bir dönüm noktasıydı. Ancak Babilliler yalnız değildi. Aynı dönemde Mısırlılar kesirlerle ve piramitlerin kusursuz geometrisiyle meşguldü. Milattan önce 3000, kesirlerin sırrı ve piramitlerin mükemmel geometrisi. Babilliler çemberlerin gizemini çözerken Mısırlılar ellerinde papirüs ruloları ve ilginç hesaplamalarla kesirlerin dünyasını keşfetmeye başlamışlardı. Matematiği daha pratik hale getirmek için kesirler geliştirdiler. Yazılı belgeler arasında en ünlüsü olan Rint papirüsü, kesirler hakkındaki bilgilerimizi şekillendiren bir başyapıttı. Bu papirüs, bir mezarda keşfedildiğinde Mısırlıların matematik konusundaki ileri düzey bilgileri hayranlık uyandırmıştı. Ama onların en büyük şaheseri yalnızca kesirler değildi. Bir diğer mühendislik harikası tüm ihtişamıyla yükseliyordu. Büyük Piramit. Milattan önce 2560, Büyük Piramit ve Antik Mısırlıların matematik harikası. 2,5 milyon taş bloğu mükemmel bir şekilde hizalamak mı? Dik açıları kullanarak devasa bir yapıyı kusursuz ölçülerde inşa etmek mi? Mısırlılar Büyük Piramidi yaparken sadece taş taşımadılar. Aynı zamanda matematiğin zirvesine çıktılar. Bu dev yapının her bir köşesinde geometri, her bir taşında dikkat vardı. Mısırlılar sadece tanrılar için değil, aynı zamanda matematik için de bir anıt diktiler. Ama matematik yalnızca bir inşa sanatı değildi. Estetik ve güzelliği de içinde barındırıyordu. Ve bu, antik Yunan'da altın oranla bambaşka bir seviyeye taşındı. Milattan önce 500. Altın oran ve estetiğin matematiksel sırrı. Yunanlılar estetiği matematikle harmanlayan bir anlayışa sahipti. Bir dikdörtgeni göze hoş göstermek için kullanılan bir oran vardı. Altın oran. Bu oran tapınaklardan heykellere kadar sayısız sanat eserinde kullanıldı. İddia ederler ki bu oranla yapılan her şey göze estetik görünüyordu. Belki de bu yüzden Yunan tapınakları hala nefes kesici bir güzellikte. Ama antik Yunan'ın matematik sevgisi yalnızca estetikle sınırlı değildi. Pisagor adında bir adam bir üçgenin sırrını çözmeye çalışıyordu. Ve kısa süre sonra dünya A kare artı B kare eşittir C kare formülüyle tanışacaktı. Milattan önce 500, Pisagor ve üçgenlerin gizemi.
Yunan filozof ve matematikçi Pisagor, gece gökyüzüne bakarken yıldızların kusursuz bir düzende olduğunu fark etti. Evrenin bu düzeni ona bir şey öğretti. Matematik, doğanın dilidir. Ama Pisagor'un asıl dehası gözlerini yeryüzüne çevirdiğinde ortaya çıktı. Üçgenlere bakarken onların gizemli bir bağlantısı olduğunu fark etti. Bir dik üçgenin kısa kenarlarını karelerle kapladı ve bu karelerin toplamının uzun kenarın karesine eşit olduğunu gördü. İşte bu efsanevi formül a kare artı b kare eşittir c kareydi. Pisagor bu teoriyi şekillerin şarkısı olarak adlandırmıştı. Belki de haklıydı. Çünkü bu teori yüzyıllar boyunca matematikle uğraşanların en güçlü araçlarından biri olacaktı. Ama dünyanın başka bir köşesinde Hint matematikçileri daha derin bir kavramın peşindeydi. Hiçlik, yani sıfır. Milattan sonra 630, sıfırın doğuşu. Brahmagupta adında bir Hint matematikçi, hiçlik kavramına matematiğin içinde bir yer açtı. Bugün belki kulağa basit geliyor ama o dönem için sıfır kavramı gerçek bir devrimdi. Sıfır olmadan milyarları, hatta milyar kere milyarları bile yazmak imkansızdı. Brahmagupta sıfırı yalnızca bir rakam olarak değil, matematiğin kalbindeki boşluğu dolduran bir anahtar olarak tanıttı. Brahmagupta'nın bu katkısı insanlığı daha büyük sayıları anlamaya ve hesaplamaya yönlendirdi. Ve bu katkı yüzyıllar sonra bir başka dehanın eliyle yeniden şekillenecekti. El-Harezmi. Milattan sonra 800. El-Harezmi ve modern sayıların doğuşu. Hint matematikçilerin sıfırı icat etmesinden yüzyıllar sonra Müslüman matematikçi El-Harezmi sayı sistemini daha da ileri taşıdı. O, günümüzde kullandığımız Hint-Arap rakamlarını düzenledi ve sistematik hale getirdi. Sıfırdan 9'a kadar olan bu rakamlar tüm sayıları ifade edebiliyordu. El-Harezmi'nin çalışmaları o kadar etkiliydi ki adını verdiği algoritma terimi bugün bile hayatımızın merkezinde. El-Harezmi'nin geliştirdiği bu sistem Avrupa'ya ulaştığında bir devrime yol açtı. Ve matematiğin bu büyülü yolculuğu İtalya'da Fibonacci adında bir başka matematikçiyle bambaşka bir boyuta taşındı. 1202 Fibonacci ve Doğanın Matematiksel Rüyası. El-Harezmi'nin matematiği yapılandırmasından yüzyıllar sonra İtalya'da Fibonacci adında bir matematikçi doğanın dilini çözmeye çalışıyordu. Fibonacci tüccarların hesaplamalarına yardım etmek için matematik geliştirdi ama onun asıl katkısı özel bir sayı dizisi oldu. Bu dizi basitçe her sayının kendisinden önceki iki sayının toplamı olduğu bir yapıya dayanıyordu. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Fibonacci dizisi matematiğin doğada nasıl bir düzen oluşturduğunu gösteren bir sihir gibiydi. Bu sayılarla deniz kabuklarının spiralleri, ayçiçeklerinin tohumları ve hatta galaksilerin şekli açıklanabiliyordu. Fibonacci dizisi yalnızca doğayı değil, geleceğin bilim ve mühendisliğini de şekillendirecekti. Ama matematik yalnızca doğayı anlamakla kalmıyordu. Aynı zamanda sanatın ve görselliğin kalbine de dokunuyordu. 1415, sanatta perspektifin doğuşu. Rönesans İtalya'sında Filippo Brunelleschi adında bir sanatçı ve mimar geometriyi kullanarak sanat dünyasında devrim yarattı. O, perspektif adı verilen bir yöntemle resimlere üç boyutlu bir derinlik kazandırdı. Bu yenilik, nesnelerin uzaklaştıkça daha küçük görünmesini sağlayarak sanatçıların eserlerini daha gerçekçi yapmasını mümkün kıldı. Brunelleschi'nin keşfi, sanatı ve matematiği bir araya getiren mükemmel bir buluştu. Perspektif sadece resimlerde değil, aynı zamanda mimaride ve tasarımda da kullanılarak estetiği yeniden tanımladı. Ancak matematikçiler yalnızca güzellik peşinde değildi. Onlar evrenin sınırlarını anlamaya çalışıyordu ve bu sınır sonsuzluk kavramında yatıyordu. 1655, sonsuzluğun sembolü. Antik çağlardan beri insanlar sonsuz fikriyle büyülenmişti. Ama bu soyut kavramın bir sembolü yoktu.
İngiliz matematikçi John Wallis, sonsuzluğu ifade etmek için benzersiz bir simge geliştirdi. Sonsuzluk, matematiğin erişemeyeceğimiz ama hep hayranlık duyacağımız bir alanını temsil ediyordu. Bu sembol, sadece matematikte değil, felsefede ve sanatta da ilham kaynağı oldu. İnsanlar, bu küçük simgenin ardında yatan büyük anlamı düşündü. Matematik, sınırların ötesinde bir yolculuktu. Ama bu yolculuk, sadece soyut düşüncelerle sınırlı değildi. Hayal gücünün, matematiği nasıl şekillendirdiğine dair daha eğlenceli bir örnek var. Google. 1920. Google ve matematiğin çocukça şakası. 1920 yılında Amerikalı matematikçi Edward Kastner 9 yaşındaki yeğenine bir soru sordu. Birin ardından 100 sıfır gelen bir sayıya ne isim verirdin? Küçük çocuk Google adını önerdi. Kastner bu ismi çok sevdi ve bu devasa sayı matematik dünyasına bir efsane haline geldi. Daha sonra bu sayıdan bile daha büyük olan Googleplex adını verdikleri başka bir sayı tanımlandı. Bu yaratıcı isimler matematiğin bazen ciddi ama aynı zamanda eğlenceli bir tarafı olduğunu kanıtladı. Matematik, taşlara kazınmış basit çantiklerden başlayıp çemberlerin gizemlerini çözmeye, piramitler inşa etmeye ve hatta yıldızların düzenini anlamaya kadar insanlık tarihinin en güçlü araçlarından biri oldu. Her keşif sadece bir sonraki soruya kapı araladı. Sayıların ve şekillerin dili bize doğanın işleyişini, evrenin sonsuzluğunu ve kendi yaratıcılığımızın sınırlarını öğretti. Bugün hala aynı merakla sorular sormaya ve cevaplar bulmaya devam ediyoruz. Peki ya yarın? Matematik bizi nereye götürecek? Belki yeni gezegenlere, belki yapay zekaya, belki de henüz hayal bile edemediğimiz başka dünyalara. Bu yolculuk asla bitmeyecek. Çünkü matematik sadece geçmişin değil, aynı zamanda geleceğin anahtarı. Ve kim bilir, belki bir gün bu hikayenin bir parçası da sen olursun. Matematikle kal, keşfet ve sınırların ötesine geç.